Bizim yalan makinesinin tamiri bitti mi? Bitti bitti. Borcumuz nedir abi? 200 TL. 150 TL. 100 TL. 50 TL. Para vermenize gerek yok. Bir vidası gevşemişti. Onu sıktım, tamamdır. Abdest aldınız değil mi? Aldık tabii abi. Cenaze namazına abdestsiz mi geldiniz lan? Makineyi tamirciden almaya gittik. Ondan abdest alamadık. Neyse, Allah'tan biz gelirken abdest almıştık. Bizim abdest de kaçmış. Yürüyün, abdest tazelemeye gidelim. Evet değerli cemaat. Bugün Ömer Ölmez'in cenaze namazı için toplanmış bulunmaktayız. Ömer Ölmez değil hocam, Önder Ölmez. Pardon, Önder Ölmez'in cenaze namazı için toplanmış bulunmaktayız. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Abi, makine öttü. Öter tabii. İçip içip karısını kızını döverdi. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkını helal etmen ne var abi? Fark ettim. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal etmeyeyim hoca efendi. Edenin avradını öldürsünler. Etmeyeyim. Aha, hakkını helal etmeye çıktı. Zamanında gaz yağı vermiştim rahmetliye. Gaz yağı mı alamadım? Lan gaz yağı mı kaldı artık? Hem versen ne yapacağım bu saatten sonra gaz yağını? Doğru ya. Pardon cemaat, bir an gaza geldim. Helal olsun hocam. Bu koşan rahmetlinin kardeşi değil mi? Yüreğe dayanmadı tabii. Abisinin toprağı vermiyor. Ondan değil, taziye için misafirlere yemek hazırlamaya gitti. Doğru ya, cenaze sahiplerinin acısını yaşamak yerine insanların karnını doyurmayla uğraşması gibi bir geleneğimiz vardı değil mi bizim? Daha yemeği ayarlamamış mı? Rahmetli abimin kime borcu varsa ödeyeceğim demişti. Taziye bitince alırsınız. Adam yemekle mi uğraşsın, cenazeyle mi uğraşsın, yoksa alacaklarla mı uğraşsın? Bana 40.000 TL borcu vardı rahmetlinin. Bana da 1000 dolar borcu vardı. Bana da 3 çeyrek. Şu makineyi cenaze bitene kadar rahmetli kardeşine verin. Yoksa bunlar adamcağızın donuna kadar alırlar. İyi bari donuna talip yokmuş.